Elimde de gördüğünüz gibi bir ceket var. Peki bu ceket kimin? Benim değil. Ben bu ceketin hak sahibi de olamam. Neden diye soracaksınız. Çünkü bu ceketi giyen kişi bir milli boksör. Aynı zamanda Kıbrıs gazisi. Aynı zamanda genç bir delikanlı. Dolayısıyla bu ceketin hakkını veren kişi hemen şu anda gördüğünüz gibi antrenmanlara devam eden Ali Şahin Büyümüş. Selamünaleyküm Ali abi. Aleykümselam. Nasılsın, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Kilo mu aldın, ceket hala geliyor mu sana? Yok, biraz kilo aldık bu arada. Aldın mı? Evet. Ceketin içine giriyor musun, giremiyor musun? Giriyorum. Giremezsin. Giriyorum. Bu ceket sana küçük gelir. Doğru, doğru. Giremezsin abi. Girerim. Girer misin, giremez misin? Girerim. Şimdi Ali Şahin abimin oldukça fazla bölgede arazisi var. Ceketin içine giremezse değerli izleyiciler, 5 dönümünü alırım giderim. Ne yapalım? Bu evet. Da bana. Evet. Gir bakayım abi. Ne oldu abi? Değerli izleyiciler, girerim dedi. Aması yok abi. Aması yok abi. Sakarya'nın sulaları bulanık. Televizyoncu Harun Şen senden daha uyanık abicim. Gir abi. Girmez. Ya girmez. Evet değerli izleyiciler. Ali abi, yaş kaç? 66. 66 yaşındasın. Kısaca kendini bir tanıtır mısın? Boksör dedik. Boksör. Doğru söyledik. Milli boksör. Milli takım antrenörlüğünü de yaptım. En iyi zamanlarımı zaten Kıbrıs'a gittim ben. 11 ay Kıbrıs'ta kaldım. Udut'ta. Akdeniz oyunlarına çağrıldım. Ondan sonra da zaten denge tutmadı yani. Yani spor hayatım şey olmayınca antrenörlüğe başladım. Kaç kilo veriyorsun abi? 63,5 kilo. Milli takımda görev. Milli takımda antrenörlük yaptım, evet. Askere gittin o esnada? Askere gittim Kıbrıs işte. Kıbrıs çıkartmasına gittim. Görev neydi abi? Tankçıydım ben ilk keşif, ilk çıkanlardan. Ne diyorsun abi? Evet. Şu baş parmak dağlarına. Evet, en Udut'ta bizdik yani. O kafadan çıkan, plajda çıkanlardanız. Diyorsun abi. Evet. Boks yapıyorsun abi. Evet. Bahçeye taşımışsın kum torbasını. Ben ne yapalım? Ara sıra antrenman yapıyorum. Çocuklardan antrenman yaptırıyorum. Yani o dönem öyle gitmeseydi bir senden olimpiyat şampiyonluğu, olimpiyat derecesi çıkar mıydı? Örnek aldığım bir sporcu var mıydı? Muhammed Ali Güle. Ne diyorsun abi? Evet abi. İyi kişi örnek almışsın abi. Ne yapayım abi? Mekanı cennet yani, olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Keşke Muhammed Ali Güle gibi sen de olabilseydin abi. İnşallah. İnşallah. Vur bakalım Ali abi. Dur abi. Şimdi abi şöyle teknikleri bize bir göster abi. Mesela aparkat nasıl vuruluyor abi? Aparkat buradan vurulur. Şey mi? Kolay şey bu. Boşluğa mı vuruyorsun yani? Evet. Bir şöyle bir dene abi şuradan. Mesela bana vur ama hızlı vurma ha. Hızlı vurma. Ona göre ceketi alır giderim al. Neresine vuruyorsun aparkatta abi? Şeye mi? Boşluğa mı? Evet. O ben de kum torbası gibi adam mı abi ya? O ne? Bu kroşe. Ne? Kroşe. Bir daha bakayım abi. Kroşe. Sol sağ kroşe. Evet. Hangisi daha etkili abi? Abi en etkilisi buradan. Çene. Çene mi abi? Çene ucu. Nereye? Şuraya. Ucu evet. Sinir var değil evet. Mi abi? Peki abi sen nasıl vururdun? Yani en çok nereyi denerdin böyle insanda? En son aparkat vururdum. Aparkatı evet. Seviyordun abi. Hala böyle genç kalmayı neye borçlusun ya? Günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Abi fazla antrenman yapmıyorum. Hala abi de doğru sözlü ha. Bugün göstermelik taktın. Yok abi de değil mi? O yüzden fazla yalan konuşamıyorum. Bir dakika abi abdest. Bu da güzel ya. Abdest. Şimdi bu bölgenin insanı Karadeniz özelliği de var değerli izleyiciler. Abdestliyim yalan. Abdest olmayınca ne oluyor abi? Ya, söyleyebilirim. Yani. Abi yalan söylememek için mi abdestli geziyorsun? Yok. Yalan söylememek için abdest mi alıyorsun abi? Yok abi. Nasıl soru? Güzel bir soru. Mecbur kalınca böyle pozisyon oluyor. Nasıl oluyor? Güzeldi ya, ben de yeni uydurdum bunu. Ali abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.